Son 66 yılda DNA'yı keşfettik, bir de onun nasıl işlediğini öğrendik. Onu okuyabilen makinalar geliştirdik ve nihayet son 6 yılda da onu değiştirebilecek bazı araçlar, yöntemler geliştirdik. Artık bu yöntemleri kullanarak henüz doğmamış bebekleri tasarlamaya başladığımız yeni bir döneme doğru hızla giriyoruz. Bizden çok daha akıllı, bizden çok daha dayanıklı, yakışıklı ve güzel bebeklerimizin, çocuklarımızın olduğu bir gelecek. Mutlaka gelecek ama güzel mi gelecek yoksa beraberinde problemler de mi getirecek? İşte bugünkü videonun konusu bu. Gen düzenleme işlemi aslında çok da yeni bir şey değil. Yıllardır yapılıyordu ve bunun 4 seviyesi var. Ben bunu anlaşılması daha kolay olsun diye 4 katlı bir binadaki kapılar şeklinde tarif etmeye, anlatmaya çalışacağım. Bu binanın giriş katındaki kapı 1980 yılında iyileştirme amacıyla açıldı. Buna gen tedavisi kapısı diyelim isterseniz. İlk denemeler başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra 1990'da doktorlar ilk kez nadir görülen bir gen hastalığını tedavi etmeyi başardılar. Buna rağmen hala yöntem deneyselliğini koruyor. Özellikle birden çok genle ilgili kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ya da Alzheimer gibi yaygın hastalıkların bu yöntemle tedavisi için araştırmalar hala devam ediyor. Bunlar bir yandan devam ede dursun. Bazıları ikinci kata çıktı ve oradaki kapıyı zorlamaya başladılar bile. Eğer genleri düzenleyebiliyorsak onları neden sadece tedavi amacıyla kullanalım ki diye düşünenler 2004 yılında bu kapıyı açtılar. Şimdi burada iki fare görüyorsunuz. Birisi normal bir farecik. Buna bir isim verelim, mesela Vincent diyelim. Diğeri de genleri tasarlanmış bir fare. Daha uzun süre koşabilmesi için düzenlenmiş. O yüzden bilim insanları ona maraton faresi adını vermişler ama ben ona Anton demek istiyorum. Sebebini birazdan anlayacaksınız. Dakikada 20 metre hızla koşan bu iki fareden biri, Vincent, 10 dakikada 200 metre koştuktan sonra pes ediyor. Genleri düzenlenmiş olan maraton faresi Anton ise koşmaya devam ediyor. Koşuyor, 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 1 saat koşuyor, 2 saat koşuyor, 4. saate girdiğinde neredeyse 5 kilometre koşmuş oluyor. Ancak ondan sonra pes ediyor gibi gözükse de kısa bir mola verip kaldığı yerden koşmaya devam ediyor. Evet, işte bu yapıldı, bu kapı açıldı. Buna da gen dopingi kapısı diyelim mi? Bu kapıdan içeriye sporcuların, atletlerin filan da girdiğini bir düşünsenize. Henüz bu konuda bir kanıt bulunamadı ama bir insanı olduğundan, normalden çok daha hızlı ve çok daha uzun süreli koşan, atlayan, zıplayan ya da yüzen bir insan haline getirebileceğimizden eminiz. Ya da Arnold Schwarzenegger kadar güçlü bir insan haline getirebileceğimizden. Peki nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Buyurun Schwarzenegger faresiyle tanışın. Bu da yapıldı. Laboratuvarda genetik düzenleme ile normalin 2-3 katı daha kaslı fareler geliştirildi. Şimdi 3. kata çıkmaya hazır mısınız? Daha ne yapılabilir ki diye düşünüyorsunuz herhalde. Aslında ilk 2 katta yaptıklarımızın hemen hemen aynısı. Yalnız küçük ve önemli bir fark var. İlk 2 katta yaptığımız gen düzenlemelerine somatik gen düzenlemesi deniliyor. Bunlar vücudumuzdaki üreme hücreleri dışındaki hücrelerde uygulanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Yapılan tedavi sadece onun uygulandığı hasta üzerinde etkisini gösteriyor, onu iyileştiriyor ya da bazen iyileştiremiyor çünkü yapılan denemelerde 3 kişi hayatını kaybetmiş. Ya da yapılan fiziksel gen değişikliği sadece bir farenin daha hızlı, daha uzun süreli koşmasını ya da daha kaslı olmasını sağlayabiliyor. Onların çocuklarına bu değişiklikler aktarılmıyor. İşte 3. ve 4. katta, yani sırada, germline gen düzenleme teknikleri var. Bunlar üreme hücreleri üzerinde yapılan değişiklikler. Bunu uygularsanız sadece o kişiyi değil, ondan doğacak olan çocukları ve onların çocuklarını da değiştirmiş oluyorsunuz. Pek çok bilim insanına göre bu germline gen düzenleme teknikleri konusunda daha yolun çok başındayız. Henüz çok erken bunları yapmak için ve zaten 25 kadar ülkede de bu yasal olarak mümkün değil. Tamamen yasaklanmış durumda. Doğmamış bebeklerin GDO'suyla oynamak çok da uygun görünmüyor. Daha bu GDO tartışmaları bile hazır gündemdeyken bir de bebeklerin, çocukların genlerini değiştirme konusuna
pek çok ülke doğal olarak hazır değil. Bu yüzden de yasal olarak engeller getirdi. O yüzden de bu konuda herhangi bir şey henüz yapılmadı. Yani üçüncü kapı açılmadı demeyi gerçekten isterdim. Ama tam bu aşamada hangi iki ülkede böyle bir yasağın olmadığını değinmeden geçemeyeceğim. Olağan şüpheliler Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Zaten gen düzenleme teknikleri konusunda en çok araştırma yapılan iki ülkede bunlar. İşte bunlardan Çin'de birkaç ay önce bir doktor dünyada ilk kez embriyo üzerinde gen düzenlemesi yaptığını duyurdu. Ve böylece Kasım 2018'de üçüncü kapı da açılmış oldu. Tasarlanmış bebekler kapısı. Dünyanın ilk tasarlanmış bebekleri doğdu. Lulu ve Nana. Two beautiful little Chinese girl named Lulu and Nana. Tasarlanmış diyorum ama doktorları bunların genlerinin sadece iyileştirme amacıyla değiştirildiğini söylüyor. HIV virüsüne karşı bağışıklıkları var. Yani hayatları boyunca hiç AIDS olmayacaklar. Onların çocukları da olmayacak. Ne kadar güzel bir şey diyesi geliyor insanın. Bak, bir ölümcül hastalıktan kurtulmuş olduk. Evet, böyle düşünmek şu an için kolay ama yine de bu konu çok büyük tartışmalara yol açtı bilim dünyasında. Çünkü genler üzerinde yapılan bu değişikliğin başka ne tür sonuçları olup olmayacağından henüz emin değiliz. Ama kapı açıldı ya, artık onun içinden geçerek o dünyaya doğru hareket eden insanlar da başka birileri de mutlaka olacaktır. Biyoloji derslerinden hatırlarsınız. İnsanların genleri kromozomlarda bulunuyor. 23 kromozomu annemizden, 23 kromozomu da babamızdan alıyoruz. Ve her bir kromozomun içinde yaklaşık 20 bin tane gen var. Bu genleri hayatımızın kaynak kodu olarak düşünün. Şöyle bir benzetme yapalım. Bu videoyu şu anda bilgisayar ekranından izliyorsanız eğer, karşınızdaki o web sayfasını, YouTube web sayfasını bir canlı olarak düşünün. Binlerce yıldır etrafımızdaki bu canlılara bakıyoruz, bir YouTube videosu izler gibi onları izliyoruz. Ama ancak son 100 yıldır bütün bu canlıların ortak bir özelliği olduğunu, ortak bir kaynak koda sahip olduğunu fark ettik. Ve daha sadece 66 yıl önce birilerinin aklına o sayfaya sağ tıklayıp kaynak koduna bakma fikri geldi. Yani DNA keşfedildi. Eğer siz de benim şu anda yaptığım gibi izlediğiniz bu sayfaya sağ tıklayıp kaynak kodunu göster derseniz karşınıza bir sürü anlamadığınız yazılar çıkar. İşte başlangıçta hayatın kaynak kodu olan DNA da bizim için böyle karmakarışık kodlardan, yazılardan ibaretti. Tek görebildiğimiz 4 farklı bazdan oluşturuydu. Adenin, sitozin, guanin ve timin kelimelerinin baş harflerinin belli bir sırayla dizildiği bir kaynak kod sayfasının hayatımızdaki pek çok şeyi belirlediğini fark ettik. Fakat bu karma karışık kodların anlamı neydi? İşte bunu çözebilmek için bilim insanları onlarca yıl çalıştı. Toplamda 3 milyar dolardan fazla para harcandı ve nihayet 2000 yılında, yani sadece 19 yıl önce Human Genome Project, yani insan genom projesi tamamlandı. Gen haritamız çıkartıldı. Artık on binlerce genimizin nerede yer aldığını ve ne işe yaradığını tam olarak biliyoruz. Bilmekle kalmıyoruz. Çok kısa bir süreden beri, 2012 yılından beri bunları değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, yazabilecek bazı araçları ve teknikleri de geliştirmeyi başardık. Yani videoyu izlediğimiz o YouTube sayfası örneğinden hareket edecek olursak, hani sayfaya sağ tıklayıp kaynak kodunu görebiliyorduk ya, işte artık tasarımda neyi değiştirmek istediğimize de karar veriyoruz. Mesela two Chinese girls mavi gözlü olsun diyebiliyoruz. Şöyle biraz da iri olsun gözleri, göz bebekleri de kalınca olsun. İşte estetik kaygılarla yaptığımız bu web sayfası tasarım değişikliklerini henüz doğmamış bebeklerde yapmaya başladığımız gün dördüncü kapı da açılacak. Ben bu kapıya müsaadenizle Gattaca kapısı demek istiyorum. En sevdiğim bilim kurgu filmlerinden birinin adı bu, Gattaca. Daha iki hafta önceki videomda bahsettiğim Truman Show'un yazarı Andrew Niccol tarafından yazılıp yönetildi bu film. Çok da uzak olmayan bir gelecekte yaşayan Vincent ve Anton isimli iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Farelere neden bu isimleri verdiğimi anladınız mı şimdi? Vincent doğal yollarla dünyaya gelmiş bir çocuk. Genleri ana babasından hiç düzenlenmeden aktarılmış, bizler gibi. Fakat teknoloji o kadar gelişmiş ki doğduğu anda kaynak koduna bakabiliyorlar. Doğduğu anda
ölme nedenini ve zamanını bilebiliyorlar. Clinical condition 60% probability, manic depression 42% probability, attention deficit disorder 89% probability, heart disorder 99% probability. Doğuştan getirdiğiniz özellikler adeta CV'nizi oluşturuyor. Okula giderken, mezun olup bir işe girerken, evlenirken, kısaca hayatınızın her önemli dönemecinde size değil de getirdiğiniz o genetik mirasa bakıyorlar filmde. Ve doğal olarak Vincent gibi bir gence, yani genetik olarak kusurlar taşıyan bizim gibi normal birisine hiçbir şans, hiçbir fırsat vermiyorlar. Gen ayrımcılığı yapıyorlar. Buna bilim kurgu filmi dedim ama kurgu kısmı galiba biraz geçmişte kaldı. Biz de hayatlarımızı bu şekilde yaşamıyor muyuz? Biz de nerede, kimin çocuğu olarak ve hangi özelliklerle doğduğumuza karar veremiyoruz ama buna rağmen hayatlarımızı bunlara göre yaşamak zorunda kalıyoruz. Henüz gen ayrımcılığı aşamasına gelemedik. Henüz o kapıyı daha açmadık ama açtığımız diğer kapıları bir düşünsenize. Teninin rengi, konuştuğu dil, inanç sistemi ya da cinsiyeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kaç milyon, belki de milyar insan yaşıyor şu anda bu dünyada. Bunlar yine en klasik örnekler. Eğer fakir bir ailede doğduysan hayatını da fakir olarak yaşamak üzere kodlanıyorsun adeta. Güzel ya da yakışıklıysan başkalarından her zaman bir adım daha öndesin. Böyle olmaya sen karar vermediğin halde, güzelliğin tanımını bile sen yapmadığın halde. İşte dördüncü kapı bir gün açıldığında bazı kişiler, mesela varlıklı insanlar, zenginler bir adım daha öne geçecekler. Çünkü başlangıçta sadece onların bebekleri tasarlanabilecek. Daha akıllı, daha kuvvetli, daha güzel bebeklere, çocuklara sahip olacaklar. Aynı Gattaca filminde Vincent'ın kardeşini Anton'u bu şekilde tasarladıkları gibi. First we may as well decide on gender. Have you given it any thought? Onlara bir form uzatacaklar ve çocuklarında aradıkları, istedikleri, bekledikleri özellikleri işaretlemelerini söyleyecekler. Eyes, dark hair and Stephen Hawking ölmeden önce böyle tasarlanmış bebeklerle ilgili bir öngörüde bulunmuştu. Toplumda genetik olarak diğerlerinden üstün, elit yeni bir kesimin ortaya çıkacağını söylemişti. İronik değil mi? Hayata kaç sıfır geriden başlamış bir insan söylüyor bunları. Genetik hastalığı olan bir insan. Yanlış anlaşılmasın, tüm bunları sizlere böyle karamsar, karanlık bir tablo çizmek için anlatmıyorum. Çünkü ben Anton'un karşısındaki Vincent'ın tarafındayım. Daha doğduğunda tüm olasılıklar onun karşısında olmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyenlerin tarafında. Bir kaplumbağa kadar yavaş doğmuş olsa bile genetik olarak hızlı koşabilen tavşanlarla yarışmaktan korkmayanların tarafında. Dördüncü kapı açılmak üzere sevgili dostlarım. Benim Gattaca dediğim bu kapının bizi götüreceği dünyada hayatın kaynak kodu olan DNA'daki o dört harf, G, A, T ve C harfleri insanı yeniden tanımlayacak. Yaklaşık 20 yıl kadar önce Gattaca filmi çekildiğinde henüz insan genomu projesi bile tamamlanmamıştı. Hangi genimizin ne işe yaradığını bile bilmiyorduk. O yüzden filmin sonunu gelen bazı tepkiler nedeniyle kesmek zorunda kaldılar. Artık genlerimizi hem çok iyi biliyoruz hem de çok iyi kontrol edebiliyoruz. Onları yeniden yazabiliyoruz. İşte böylesi bir güce hazırlanmak için anlatıyorum size bunları. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz ki büyük güç beraberinde büyük sorumluluklar da getirir. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığından sonra bir de gen ayrımcılığının yaşandığı bir dünyaya doğru gidiyorsak eğer, bazı şeylerin doğuştan gelmediğini de anlamamız gerekiyor. Bizi biz yapan şeylerin en önemlileri hala bizim ellerimizde. Dolayısıyla tasarlanmış bebekler gelmeden önce kendi hayatlarımızı tasarlamayı öğrenmeliyiz. Çünkü bizim elimizdeki en büyük güç İşte bu tasarım gücü.